Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle Viking hissesini inceleyeceğiz. Öncelikle yasal uyarıyı bir yapalım. Burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Evet arkadaşlar, şimdi Viking'e bakalım. Viking bugün de taban yaptı. Aşağı yukarı bugün 4. taban oldu Viking'in. Şimdi ben niye bunu ele alıyorum? Şöyle ele alıyorum. Bu niye taban yapıyor? 4. taban niye yapıyor? Bu hisse aslında güzel bir hisse. Daha eskilerden de tabanları var. Ama bu aralar kendini bayağı toparladı. Ve geleceğe parlak bir hisse. Şimdi bakalım. Finansal durumlarına bir bakalım. Finansal karlılıklarına bakalım ilk önce. Şimdi Viking 2029. ayında 56 milyonluk bir satış gerçekleşmiş. Net satışlar yıllandırmış 240 milyon. Güzel gelmiş. En son 2019'un 3. ayında gelmiş bu 240 milyon. Ondan sonra pandemi döneminden dolayı biraz düşmüş. Ama genelde hep bakın hep bir minimal aynı şeyde gidiyor. Çeyreklendirilmiş bakın 23 gelmiş faik, yıllandırmış çeyrek faik 23 gelmiş, iyi gelmiş son çeyrek. Büyük ihtimalle bu son 2020'nin 12. ayınki de iyi gelecek ki bu ise şu anda iyi gidiyor. Çünkü KAP haberi de yok öyle, yani ise üst üste tavan yapacak bir KAP haberi de yok. Ya finansal durumları çok iyi. Ya bir KAP haberi gelecek. Çünkü biliyorsunuz KAP haberi geldiği zaman hisse belli bir yerde oluyor zaten. Ondan sonra düşse geçiyor. Daha KAP haberi gelmedi. Demek ki gelecek. Gelene kadar ki bu hissenin çıkış trendi sürecek. Öyle görünüyor. Bakalım son marjlarına. Brüt kar marjı son çeyrekte düşmüş. 6. aydaki iyiymiş. Son çeyrek 19 gelmiş. 2018'de daha da iyiymiş. Tabi pandemi dolayısıyla biraz düşüşler var. Evet, şimdi grafiğine bir bakalım. Viking kağıdın. Şimdi grafiğine baktığımız zaman, mum grafiğine baktığımız zaman çok güzel. Bakın şimdi ilk nerede başlamış yükselmeye? 11 Eylül'de 4.75'miş. 11 Eylül'de almış kendini. En son 7 liraya kadar çıkmış. 29 Eylül'de. 29 Eylül'e kadar aşağı yukarı 17-18 günlük bir yükseliş yapmış. Sonra düşmüş. Bakın 5.93'e kadar düşmüş. 1 Ekim'e kadar da düşüşünü sağlamış. Hemen hemen 28 Eylül'den 1 Ekim'e 2 Ekim'e kadar 5 liraya kadar gelmiş. 3 gün dinlendikten sonra yani salmış kendini, burada biraz aşağı salmış. Düzeltmesini yapmış. Tekrar çıkmış. Tekrar bir 7.87 demiş. Kıramamış. Yani bu üstlerde bir bunun direnci var. Direnci hep takılmış. Bakın hep dirence takılmış. Burada 7.94'e takılmış. Sonra bir daha düzeltme yapmış. Bir daha gelmiş. Bu sefer 8'leri görmüş. 8.36'ları görmüş. 8.36'ya da kıramamış tekrar. Bu sefer bakın çanak fuarına bayağı gerilemiş, bayağı düşmüş. 6'lara kadar inmiş. En son ne zaman çıkmıştı? 23 Ekim. Sonra bir daha geri gelmiş. Buralarda bayağı oyalanmış. Sonra almış başını. En son bakın 22 Aralık'ta 24 Aralık'ta başlamış çıkışına. Yani hemen hemen evet 23 Aralık'ta başlamış. 25 Aralık'ta başlamış. 6.20'den 1, 2, 3 ve 4. 4. de aşağı yukarı bütün şeyleri kırmış. Bakın buradaki direnci kırmış. En son buradaki direnci kırmış. 8.80'i de kırmış. Ve buraya gelmiş. Şimdi buradaki dirençte, şu andaki dirençte aşağı yukarı baktığınız zaman hemen hemen tam buraya 9.99, 9.80 Bu ikinci direnç. Burayı da kırdığı takdirde ikili haneleri bulur. İkili hanelere kadar çıkar. Yani 10 liralara kadar çıkar. Ondan sonrasını uzun vadede bilemeyiz tabi. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama şöyle bir görünüyor ki bu Viking'in aşağı yukarı 2-3 tavanı daha var. 2-3 tavanı daha var. Yani burada alttan alanlar için çok güzel yerlere kadar gelecek. Altta da tabi düştüğü takdirde gerileme trendine baktığımız zaman çok kötü seviyeleri de var. Altta baktığımız zaman 6'lara kadar, şurada güzel bir şey var. 6.69'a kadar gelebilir. Burada 7.70 var. Ve burada dediğimiz gibi 8.40 var. Yani buralara kadar gelebilir hisse. Hissenin genel itibariyle güzel. Bir yarın da görelim. Yarın son tabi borsada. Bugün borsamız da güzeldi. Güzel açıldı. Güzel devam etti. Ben borsayı 2021'e daha da güzel olacağına inanıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama 2021'in ilk aylarında ve ilk 2 gün 3 günü ben 150 bini geçeceğine inanıyorum borsanın. Borsamız daha da iyi olacak. Dolar da güçlenecek. Dolar karşısında. Dolar zaten düşüyor. Altın da düşüyor. Biz her zaman dediğimiz gibi hisse al, yatırım yap arkadaş. Yani borsamız var burada, ne güzel. Yap yatırımını. Yani istediğin kadar koyabiliyorsun. Yani istediğin bütçene göre kağıt var. Al kağıdını. Bekle. Yani sonuçta kaybetmezsin. Ama ilk önce tabii araştırın. En önemlisi araştırarak alın. Yani kağıt sakın söylentilere gitmeyin. Kağıda bakın, inceleyin. Ona göre alın. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlarda da bulunabilirsiniz. Mümkün olduklarına dönüyorum. Dönmeye çalışıyorum. Bakıyorum. Burada inceleyelim beraber. İyi günler diliyorum. Bol kazançlar.